15 Mart 21 Mart haftası ne okumanız gerekiyor? Sadece okuyacağınız tek bir sure var. Evde kaldıysanız, evliliğinizde sorunlarınız varsa, karı koca devamlı soğukluk, çocuklarınızla aranızda soğukluk varsa, aileyle aranızda soğukluk varsa, devamlı her şey elinizde parçalı, tam olacak her şeyim yarım kalıyor diyorsanız, işinizde bir türlü büyüyemiyorsanız, para rızkınızda aksilikler varsa Yusuf suresini bir adet bir suyun içerisine okuyorsunuz. Bu suyla yemek yapacaksınız. Yani bir damacanın içerisine ya da bir bardağın içerisine okuyun bu suyu. Evdeki herkes, kim varsa Yusuf suresini okuduğunuz suyla birlikte yemeği yapın. Üzerinizdeki negatif, yarımlık, kısmetsizlik, boşanma, ilişkinizin geri gelmesini bile istiyorsanız Yusuf suresini mutlaka okumanızı öneriyorum. Ayetel Kürsi ve Nas Felak mutlaka okuyacaksınız. Mutlaka okuyun. Bir de yapmanız gereken tek şey 2 rekat şükür namazı. Esma olarak da 100 adet ya da 101 adet ya da kalbiniz kaç tane okumak istiyorsa, ya Allah esmasını sabah özellikle uyandığınızda okursanız üzerinizdeki tüm kötü enerjiler gideceğini düşünüyorum. Sizden ricam, mutlaka bu ay sadaka yapın. Kuşlara, yardıma muhtaç, muhtarınıza gidin. Ekmeğe muhtaç, yetim, öksüz, ayakkabıya muhtaç olan, mutlaka bu ay sadaka ayı, kendi evrenin enerjisine bir sadaka ayı var. Vücut sağlığınız için, beden sağlığınız için mutlaka bir hayır yapın. Mutlaka buğday, yeşillik alanlara buğday atın ve mutlaka bir hayvana dokun. Negatif enerjiniz gitsin diyerekten, yani kedi, köpek, kuş fark etmiyor. Bir hayvan enerjisine dokunun ki üzerinizdeki enerji şifalansın. Mutlu kalın, umutla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.